Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Turgutlu'da hayata geçirdiği MABEM eğitim kurumları törenle açıldı. Vatandaşların alkışları eşliğinde açılış alanına gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün çiçeklerle karşılandı. Daha sonra Turgutlu MABEM'de öğrenim gören ve Turgutlu Muay Thai Spor Kulübü bünyesinde müsabakalara katılarak dereceye giren öğrenciler, Başkan Ergün'e kazandıkları madalyaları takdim etti. Kickboks Ege Bölge Şampiyonu Ayşegül Karaaslan, Muay Thai Türkiye Üçüncüsü Murat Payan ve Güreş Türkiye Şampiyonu Harun Gülten'i tebrik eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, sporculara çeşitli hediyeler takdim etti. Kurdele kesimi ve açılışı gerçekleştirmek üzere ve bu... Türk Eğitim Sen Turgutlu İlçe Temsilciliği de Başkan Ergün'e eğitime katkıları nedeniyle teşekkür plaketi takdim etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehzadeler Mehteri konseriyle renklenen açılış töreni öncesi bir konuşma yapan Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin şunları söyledi. Bugün biliyorsunuz Turgutlu'da bir dizi etkinlik ve açılış programları için bir araya geldik. İşte cumartesi pazarında başlayan ve cumartesi pazar otopark ve yaşam alanı projemizde başlayan ve orada devam eden o süreçte en son bu açılışlarımızın şu anki son halkası MABEM binamız. Bu binamızı daha önce Turgutlu Belediyesi olarak biz yaptık, bitirdik. Ve Büyükşehir Belediye Başkanımız sağ olsun Cengiz Ergün Bey ile görüştüğümüzde karşılıklı meclis kararlarıyla buranın satışı konusunda mutabık kaldık. Zira MABEM gibi Turgutlu'muza hizmet edecek, 600 öğrencimize hizmet verecek bir eğitim yuvasını Turgutlu'ya kazandırmak istiyorduk. Ve nitekim de karşılıklı o görüşmelerimiz sonucunda kendileri de bize çok makul davrandılar. Burada binayı aldılar. Buradan elde edilecek finansmanla da Turgutlu'nun bir başka alanında kapalı spor salonu ve yüzme havuzu projesinde eş finansmanla ayrı bir proje geliştirdik. Yani yine Turgutlu kazandı. Bunu kazandıran yine Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e ben huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Açılışını biraz sonra yapacak olduğumuz MABEM binasında 600 pırıl pırıl öğrencinin eğitimine katkı koyan çok kıymetli idarecilere, yöneticilere ve çok kıymetli hocamlara, öğretmen arkadaşlarıma hepsine teşekkür ediyorum. Çünkü şimdiden yaptığımız o ziyaretlerde olumlu dönüşleri biz hep aldık, almaya da devam ediyoruz. Atatürkçü, vatanını, milletini seven, gençlerimizin yetişmesi konusunda böyle güzel bir binayı Turgutlu'ya kazandıran Manisa Büyükşehir Belediye'mize ve onun kıymetli başkanına tekrar saygılarımı sunuyorum. Hemşehrilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum efendim. Şirin'in ardından söz alan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de şöyle konuştu. Bugün Turgutlu'da olmaktan gerçekten büyük bir haz ve mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Neden diyeceksiniz? Yaklaşık Büyükşehir Belediyesi'nin yapılanma süreci 2 seneyi geride bıraktık. Son 1 sene içerisinde bütün ilçelerimizde yerinde tespit ettiğimiz ve gözlemlediğimiz ve belediye başkanlarımızla ortak istişarelerle karar aldığımız noktalarda yatırım yapmanın mutluluğunu hissediyorum. Biraz önce yapmış olduğumuz kapalı otopark, pazar yeri, meydan projesi, işte Gıda Bankası, Galeria Parkı gibi diğer bütün projeleri ve diğer asfaltlama çalışmalarını da biraz sonra geçeceğiz. Ama bunların en önemlisi bana göre MABEM. Neden en önemlisi? Çünkü eğitimin ve kültürün olmadığı bir halk maalesef gelişmeyi ve kalkınmayı da sağlayamaz. Benim düşüncem ve felsefem hep bu doğrultuda. En küçük yaştan üniversite yaşamına kadar olan süre içerisinde bir ağaç olarak değerlendirirsek evlatlarımızı
nasıl eğitirsek, nasıl geliştirirsek, onların kişisel gelişimini sağlayacak her türlü eğitimi verebilirsek, Atatürk çizgisinde Cumhuriyet'e bağlı, onun değerlerine sahip çıkan bir nesli gelecek kuşaklara yetiştirmemiz lazım. Bizim için en önemli görevlerden bir tanesi bu. İşte bugün burada 600 tane öğrencimizin üzerinde eğitimi yapmış olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Burada başta değerli başkanım, ilgili bütün kültür müdürlüğündeki değerli başkanımdan ve altında yapan, müdürlük yapan bütün çalışanlara, değerli hocalarımıza en büyük onların katkısı, onlar olmazsa olmaz. Atatürk'ün de ifade ettiği gibi gelecek nesiller sizlerin elinde. Bu açıdan o kurallara bağlı evlatlar, gençler yetiştirmek sizlerin en büyük görevi. Verdiğiniz bu görev için ben sizlere bir kere daha teşekkür ediyorum bütün Turgutlu hemşehrilerinizin önünde. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Tabii geçen dönemde Manisa Belediyesi bünyesinde %70'lerde, 65'lerde aldığımız başarı oranının bugün 5-6 senelik süre içerisinde %95'lerin üstünde, neredeyse %100 diyebileceğimiz bir başarı oranı elde etmenin de mutluluğu ayrı bir has. Neden? Demek ki doğru yoldayız. Doğru emin adımlarla, sağlam adımlarla, çizgimizi bozmadan bugünlere getirdik. 7-800'lerden aldığımız Manisa merkezdeki bu sayıyı bugün 6000'lerin üzerine çıkardık. 17 ilçemizde açtığımız, Ekim ayında hayata geçirdiğimiz bu sene başında, eğitim öğretim yılında bugün 6000'in üzerinde öğrencimiz eğitim alıyor. İşte en büyük güzelliklerden bir tanesi bu. 3 tane de bugün çocuk kreşinin 2 tanesi bitti, 3.'sü inşaatı başladı. Onlar da ilkokul öncesi ve ilkokul öğretim noktasında hizmetleri ve eğitimleri alacaklar. O açıdan bu tür değerlere hep destek, hep destek. En sembolik rakamlarla yaptığımız bu hizmeti inşallah 6000'ler değil 60.000'lere taşımak hedefimiz olsun. İnşallah bu hep böyle sürecek. Tabii başkanım detayları anlattı. Benim anlatmama gerek yok. Biz düşüncemiz Manisa'da başlattığımız değişimi artık bütün ilçelerimizde, en başta da bunlardan bir tanesi Turgutlu ilçemizde bu değişimi yaşatmak, burada yaşayan insanlarımızın daha huzurlu ve mutlu olabileceği bir Turgutlu haline getirmek için elimizden her türlü çaba ve gayreti göstererek sizlere bu hizmetleri yansıtmaya çalışacağız. İnşallah Turgutlu da en yakın süre içerisinde bu değişimi yaşayacaktır. Ve bunun emarelerini artık yavaş yavaş sahada da göstermeye başladık. İnanıyorum ki bu birlik, beraberlik, değerli başkanımla beraber bu birliğimizi Allah bozmasın diyorum. Çok daha güzel projelere, çok daha güzel hizmetlere inşallah imzamızı atacağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Her ne kadar bizi ilk yaptığım konuşmada da ifade ettiğim gibi hiç hizmet yapmamakla suçlasalar da biz gülüp geçiyoruz. Biz işimize bakıyoruz, icraatımıza bakıyoruz, vatandaşı mutlu etmek için uğraşıyoruz. Bu vatandaşımız da bunu görüyor çok şükür. Doğru yolduğumuzda inancımız fazla. Rabbim utandırmasın. İnşallah çok daha güzel hizmetlerde buluşmak düşüncesiyle hepinizi sevgi ve saygılarımla tekrar selamlıyorum. Değerli hocalarımıza ve bütün emeği geçen, katkıda bulunan bütün herkese, adını saymaktan burada şu anda aklıma gelmeyen insanlar da dahil olmak üzere Allah hepsinden razı olsun diyorum. Başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Konuşmaların ardından okunan dualar eşliğinde MABEM eğitim merkezlerinin açılış kurdelesi kesildi. MABEM binasında inceleme yapan Başkan Ergün, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'le birlikte dershane içerisinde açılan ve eski Turgutlu fotoğraflarından oluşan sergiyi gezdi.
Daha sonra sınıfları da inceleyen Başkan Ergün, öğrencilerle sohbet etti. Sizleri burada ağırlamak, sizlere en güzel eğitimi vermenin çaba ve gayret içerisinde olmak. Geçen dönemde Manisa merkezde başlattığımız MABEM MASMEK eğitimlerin başarı oranını %65'lerden son yapılan sınavlarda %95'e kadar, neredeyse artık %100 denebilir. Böyle bir başarıya getirmek, sizleri yarının nesili olan siz gençlerin eğitimini en güzel şekilde verebilmek bizim için en büyük mutluluklardan bir tanesi. İnanıyorum ki Türkiye'nin içinde bulunduğu zor koşullar içerisinde dahi biz birinci önceliğimiz eğitim olması gerektiğine inananlardınız. Çünkü yarının bu bizim temsil ettiğimiz bakanları sizler temsil edeceksiniz. O açıdan ülkenize bağlı, Atatürk inkılaplarına bağlı, Cumhuriyete bağlı, ülkesini seven değerli birer birey olmanız bizim için çok çok önemli. Bu noktada ve bu doğrultuda ve bu çizgide hareket edeceğinize şüphemiz yok. Değerli hocalarımıza da ben buradan bir kere daha teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum. Sınavlarda başarılar diliyorum. Ve yaşamınız gönlünüze göre olsun, kalbinize göre olsun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Başarılar diliyorum çocuklar. Kolay gelsin. İyi eğitimler. Engiz Başkanımıza bu imkanları bize sağladığı için teşekkür ediyoruz. Evet. İşte aile bu. Sayın Başkanım, buradayız. Evet, merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Sağ olun, iyi dersler. Sağ olun. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyiz hocam, siz nasılsınız? Sağ olun, bizler de iyiyiz gördüğünüz gibi. Sizleri mutlu görünce tabii ki biz daha iyi oluyoruz. Mutlu oluyoruz. Huzurlu oluyoruz çünkü gerçekten Türkiye'nin bana göre en önemli eksikliğimiz eğitim. Eğitimin gelişimi, her türlü kültürel gelişimi, sanayi gelişimi, hepsini ilmi gelişimleri sağlayacak bir faktör. O açıdan geçen dönem Manisa Belediyesi'nde başlattığımız ve devam eden yaklaşık 7 senedir %65'lerden %95, %100'lere getirdiğimiz başarı oranının devam etmesi. Bugün 6000'in üzerinde siz değerli gençlerimiz var. Bütün 17 ilçemizde. Bunun yapmış olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Dediğim gibi eğitim olmazsa olmaz önceliklerimizden. Çünkü neden? Bugün bizler varız. Yarın bizim makamlarımızda sizler oturacaksınız. Bu ülkeyi yöneteceksiniz. Ve bu ülkenin kalkınması için hepiniz elinizden gelen çabayı ve gayreti fazlasıyla göstereceksiniz. Ancak tabii burada dikkat edilmesi gereken bir nokta, ülkemizin içinde bulunduğu zor şartları hepiniz her gün yaşıyorsunuz, duyuyorsunuz. Atatürk inkılaplarına bağlı, cumhuriyetine bağlı birer birey haline gelmeniz, kendinize olan özgüveninizi hiçbir zaman yitirmeyin. Bu ülke bugün var, yarın da var olacak, sizlerle var olacak. O açıdan bu noktayı parantez içinde çok iyi kafanıza yerleştirin. İnanıyorum ki bunu da fazlasıyla başarılı olarak gerçekleştireceksiniz. Hepinize ben kolay gelsin diyorum. Verdiğiniz katkı ve destekler için inşallah çok daha güzel günlerde Türkiye'de mutlu olduğumuz, huzurlu olduğumuz, kanların akmadığı, şehitlerin olmadığı huzurlu bir Türkiye temennisiyle başarılar diliyorum hepinize. Kolay gelsin diyorum. Başkanım.